Sevgili Nuray Sayarı TV izleyenleri, aboneleri ve takipçileri. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun yeni bir ay, Ekim ayı. 2 Ekim yılın son güneş tutulması 21.49'da Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Ve yılın son güneş tutulması 12 Burcu nasıl etkileyecek? Kimlerin ne yapması, ne yapmaması gerekiyor? Özellikle meydana gelen güneş tutulması, terazi burcu, diplomasiyle, karşılıklı yapılan işlerle, iletişimlerle, ortaklıklarla, danışmanlıklarla alakalı olduğu için özellikle hukuk, mahkeme, arabuluculuk gibi konuların da bu tutulmayla birlikte ön plana çıkacağının habercisi. Özellikle hayat bir armağan ve süresi yok. Geçmişi hala bırakamadıysanız bir sorun kendinize. Ben geçmişi niye bırakamıyorum? Geçmişle gelecek arasında neden arafta kalıyorum? İlk burcumuz sevgili koçlar, yükselen koçlar. Terazi burcunda gerçekleşen güneş tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerle ilgili alanlarınızda gerçekleşecek. Yani 7. evde gerçekleşecek. Şimdi özellikle tutulma 1. ev terazi dediğimizde 7. ev koç. Açık düşmanlıklar ve danışmanlık aldığınız ya da yaptığınız kişilerle ilgili konularda daha açık sözlü olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Genel olarak ikili ilişkilerde bir takım konular açığa çıkabilir. Konuşamadıklarınızı, ortaya koyamadıklarınızı net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda ortaklaşa iş birlikteliği içerisindeyseniz bu iş devam etmeli mi, etmemeli mi? Soru işaretleri içerisindeyseniz tüm bunlarla ilgili kesin bir çözüme ve netliğe ulaşacaksınız. Aynı zamanda süregelen bir ilişkiye, beraberliğe ve evliliğe sahip bir bireyseniz, ilişkinizin bugünü, yarını ve geleceğiyle alakalı sorgularınız varsa bunlarda da netliğe ulaşacaksınız. Özel olmanın ve özellikli olmanın farkındalığına varmayı ihmal etmeyin. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, 2 Ekim'de 2024 yılının son güneş tutulmasının terazi burcunda gerçekleşecek olması sizleri hangi konularda uyarıyor? İşlerinizle ilgili bir takım konuların netleşmesi, daha iyi imkanlar elde etmeniz, iş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlığınız, sıhhatiniz, hayatı yaşama şeklinizi kendi içsel dünyanızda sorgularken daha sağlıklı ilişkiler kurup, daha sağlıklı iletişimler içerisinde olmayı tercih edeceksiniz. Evli bir boğa burcuysanız, eşinizin geliri ve kazancıyla ilgili sizin kafanızdaki soru işaretlerine çözüm bulacaksınız. Eşinizin işi ve geleceğiyle ilgili endişe ve korkularınızdan tamamıyla arınacak netlik kazanacaksınız. Daha sağlıklı beslenmeye, daha sağlıklı yaşamaya özen göstereceksiniz. Özellikle ne istediğinizin farkında olarak tutulmayı karşılayın diyor gök kubbe. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, güneş tutulması Ekim ayı boyunca, tutulma öncesi ve tutulma sonrası, ikili ilişkilerle ilgili uzun bir süredir gizlide kalmış konuların açığa çıkacağını ve bir takım yüzleşmelerin yaşanabileceğinin haberini veriyor sizlere. Gerek iş hayatınızdaki arkadaşlıklarınızla ilgili, gerekse sosyal arkadaşlıklarınızla ilgili net olun.
arkadaşlık ortamlarınız ve flört konuları ile ilgili iç içe olma durumlarını yaşayabilir, karmaşık ilişkiler yaşamınızda söz konusuysa netleşin. Çocuksal düşünceler içerisinde olmamaya, pozitifliğinizi kaybetmemeye, içsel huzurunuzu ortaya çıkarmaya da özen gösterin. Siz içinizde büyümeyen bir çocuğu büyütüyorsunuz. Çocukluğunuzu kaybetmeyin ama olgun olup davranmanız gereken alan ve yerlerde de olgunluğunuzu sakın kaybetmeyin. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, tutulmayla birlikte enerjisel anlamda Ekim ayı dönemi boyunca ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları ön planda olacak. Aile birliktelikleriniz içerisinde ilişkilerinizin daha çok güçlenmesine, aile aidiyeti konusuna hiç önem vermediğiniz kadar önem vereceksiniz. Ben nasıl önem vermem dediğinizi duyar gibiyim ama daha fazla önem vereceksiniz. Kariyer konularınız oldukça ödüllendirici olacak. Fakat ilişki ve iletişim konularınızda sert çıkışlar yapmamaya, dürtüsel ve tepkisel davranışlar içerisinde olmamaya lütfen özen gösterin. Dil vardır, insanı baştan çıkarır. Dil vardır, insanın dünyasını alt üst eder. Dilden kastım söylem. Sözlerine dikkat et, yarının olur. Düşüncelerine dikkat et, kaderin olur. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, güneş tutulması, iletişim, yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklarla ilgili vurgu kazandırırken sizlere, özellikle iletişim trafiğinizde fazlasıyla bir artış sağlayacaksınız. Ay boyunca yabancılarla ilgili konular, işler gündeminizi meşgul edebilir. Gelecekle ilgili planladığınız konularda yapmak isteyip yapamadıklarınızı, yaşamak isteyip yaşayamadıklarınızı daha fazla önemserken, önemsemekle kalmayacak, netlik kazanacaksınız. Ayrıca aşk, ilişkiler konusunda lütfen süregelen bir birlikteliğe, evliliğe, aşka, flörte sahipseniz yaşadığınız ilişkiyi başkalarının ilişkisiyle kıyaslamayın. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, yılın son güneş tutulması terazi koç aksında 2 Ekim 2024'te yaşanırken sizleri nasıl etkiliyor? Alacak verecek geliriniz, kazancınız, ödemeleriniz konusunda tüm konular kafanızı meşgul ederken sahip olduklarınızın Ekim ayının ilk 3 haftasıyla birlikte düşüncesel meşguliyet içerisine sizi sürüklemesi söz konusu. Ama Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart tutulmayla birlikte 6 ay boyunca alacak verecek konularınız vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir, yeni bir iş sahibi olabilir, yeni bir yatırıma karar verebilir, yeni atılımlara girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çabalarınızın sonuçlarını da elde ettiğiniz iyi bir ay yaşayacaksınız. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, 2 Ekim 2024 saat 21.49'da yılın son güneş tutulması sizlerin burcunda gerçekleşirken, siz güneş, kendi burcu terazi, yükselen burcu, terazi burcu olan bireyleri nasıl uyarıyor? Özellikle oldukça belirgin bir önem, düşünce, duygu,
içerisinde olacaksınız. Yani bu tutulma süreci hayatınızı hiç önemseyip düşünmediğiniz kadar düşünmenize neden olurken, ikili ilişkilerinizde sağlamlık ya da sağlamlaştırma, yeni ilişkiler kurma, kırıldığınız herkesi affetme konusunda sizleri uyarırken, denenmişi denemeyecek, daima yeniliğe açık kalacak, hedeflerinizle bütünleşecek, isteklerinizi ise arzuyla karşılayacaksınız. Geçmişi bırakacak, geleceği ise içsel huzurunuzla kucaklayacaksınız. Neden, niçin, niye dememeye karar vereceksiniz. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, yılın son güneş tutulması 2 Ekim'de gerçekleşiyor. Ekim ayı boyunca nelere dikkat etmeli, ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Özellikle perde arkasında çevrilen, arkanızdan oynanan, gördüğünüzün dışında görmediğiniz birçok konuda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sizden gizlenen, gizli ilişkilerin söz konusu olması olası olurken, ay boyunca biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atmayı arzulayabilir, sağlam adımlar atarak da hem ruh sağlığınızı hem beden sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Parasal konularda sizi korkutan, endişelendiren düşüncelerden de net olarak tutulma sonrasındaki 20 günde arınabilirsiniz. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, 2 Ekim'de gerçekleşecek yılın son güneş tutulması sizleri hangi konularda uyarıyor? Ekim sizin için nasıl bir ay? Ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Öncelikle grupsal iletişimler ve ilişkiler ay boyunca sizin için ön planda olurken, önemli olurken, insani ilişkilerde ve arkadaşlıklarda iyi ilişkiler kurmaya her zamankinden daha fazla önem vereceksiniz. Yükselen ikizler gibi sizler de grupsal iletişimler içerisinde olmaya önem vereceksiniz. Karşıt burcunuz ikizler. Aynı zamanda kalbi boş olan, yalnız olan, yalnızlığından şikayet eden yaylar, yeni ilişkilere, yeni flörtlere, yeni beraberliklere adım atma olasılığınız söz konusu. Karmaşık ilişkilerin oluşabilmesi de gündemde olurken, hiçbir karmaşıklığa izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. Aynı zamanda beklentileriniz, kararlarınız konusunda net olmayı istediğiniz gibi çevrenizdeki insanların da net olmasına izin verecek ve müsaade edeceksiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, 2 Ekim'de yılın son güneş tutulması terazi burcunda gerçekleşirken, bu tutulmanın sizlere olan etkisi aynı zamanda ay boyunca ne yapmalı, ne yapmamalısınız. Kariyer ve başarılarınızla ilgili düşünceleriniz, planlarınız vurgu kazanacak. Hala bir işiniz yoksa ya da işinizden edilmiş bir oğlaksanız, yeni bir işe başlayabilir, yenilikler yapabilir. Aynı zamanda planlarınız, kararlarınız konusunda sizi karamsarlığa sürükleyen düşüncelerden tamamen uzaklaşabilirsiniz. Her zaman vicdanlı olan, her zaman ilkeli yaşayan siz oğlaklar, ay boyunca daha fazla prensipli, daha fazla ilkeli olmayı önemserken, bunu yaşarken, çevrenizdeki insanların da böyle olmasını isterken, kimseye baskı kurmayın. Size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi
kimseye yapmayın ve yaşatmayın. Ayrıca kariyerinizle ilgili konularda yeni planlamalar yapabilir, üzerinde çalıştığınız, karşılığını alamadığınız, hala çalıştığınız işte ne yapıyorum, nasıl yol almalıyım, nasıl planlamalar içerisinde olmalıyımı sorguluyorsanız, yeni başlangıçlar hususunda sağlam adımlar atarak sağlam temeller kuracaksınız. Biliyorum, Plüto burcunuzda 19 Kasım'a kadar gerileyecek. Geçmiş, gelecek arasında düşüncesel inişler, çıkışlar olabilir. Ama siz çok zeki ve akıllısınız. Geçmişin yüklerini asla bugüne taşımayın. Sevgili kovalar, yükselen kovalar. 2 Ekim 2024. Yılın son güneş tutulması terazi burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Ay boyunca gezegenlerin kombinasyonu ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız konusunda sizi uyarıyor. Özellikle uzak yolculuklar, yabancı ülkeler, akademik planlar, işler konusunda ne istiyorsanız yapamadıklarınızı yapmanız konusunda şanslısınız. Ayın başından sonuna kadar yayıncılık, eğitimle ilgili işlerinizde, dileklerinizde, isteklerinizde her istediğiniz önem kazanacak. Öğrenciler, öğretmenler, öğrenmek isteyenler, öğretmek isteyenler. Dominant davranışlardan ay boyunca uzak kalın. Aynı zamanda güçlü ilişkiler kurmayı isterken, hayatınızda sınırlarınızı belirlediğiniz kişilerin geri dönüşleri olsa da koyduğunuz mesafeleri kaldırmayın demiyorum, kaldırmayacaksınız. Siz kovalar, denenmişi denemiyor, denenmişi denemeyeceksiniz. Bunu yaparak da hayatınıza şans ve başarı katacaksınız. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, 2 Ekim 2024, yılın son güneş tutulması terazi koç aksında gerçekleşirken, ay boyunca gezegenlerin kombinasyonu sizi uyarıyor. Alacak verecek işiniz, yaşamınızla ilgili hesaplaşma içerisinde olduğunuz işleriniz ve konularınızla alakalı çözülmeyen her şeyi çözerken, bulduğunuz çözümlerle ruhsal ve gönülsel rahatlamalar yaşayacaksınız. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda daha önce çok iyi anlaştığınız, yol ayrımı yaşadığınız kişilerden bazı geri dönüşlerin olması olası ve söz konusu. Ama bu durum sizi çok etkilemeyecek. Özellikle terazi burcunda 10 derece gerçekleşen çok önemli bir tutulma, ortak ve finans alanlarındaki işlerinizde yeni başlangıçların ve bitişlerin habercisi. Hayra inanan, maneviyatı çok yüksek olan, pozitif olmayı seven siz balıklar, geriye değil önünüze bakın. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı sakın ihmal etmeyin.